Merhabalar Tonguç Akademi. Bir şey söyleyeceğim size. Efendim Tonguç. Hocam ne dediniz anlamadım şimdi mesela. Evladım senin dikkatin dağınık. Bunun farkındayım. O yüzden bu videomuzdan hocam, sana... Dikkat dağınıklığı nedir ya? Ben dikkat dağınıklığını yeneceğiz Tonguç. Ben her şeyi dağıttım zaten hocam. Bak hayatım şimdi darmadağın. Tonguç bu kadar hocam, serkeş yaşamana gerek yok. Sınavlarda bildiğim konuları unutuyorum hocam. Ve sürekli dikkat hatası yapıyorum. Dikkat hatası birçok... Aynı zamanda derste de hocam hocayı dinlerken... Dikkatim dağılıyor sürekli yandaki arkadaşıma bakıyorum hocam. Şimdi arkadaşım enteresan bir şekilde bana laf atmaya çalışıyor. Şimdi Tonguç dikkat dağınıklığını bitireceğiz bak şimdi. Burada videomuzun isminde zaten dikkat dağınıklığını bitirmek. Bunun için bazı yöntemlerimiz var. Bunları tek tek söylüyorum. Birincisi Tonguç, kitap okurken hani sen bir kitap aldın önüne okumaya başladın ya. Kitap okurken sen bir göz gezdirme yöntemiyle okuyabilirsin. Bir de bazı ayrıntılı noktaları, önemli noktaların altını kafanda çizerekten ya da gerçekten çizerekten okuyabilirsin. Eğer kitap okurken... Genellikle okumamayı tercih ediyorum. Bir kere kitap okumalısın. Kitap okumak gerçekten insan zihni için en önemli bir jimnastik faaliyeti gibi. Kitap okurken bazı önemli ayrıntıların altını çizmeye alıştırmak kendini ve sonradan onları hatırlamak için tekrar etmek emin ol dikkatini geliştirecektir. Bu bir. Ama kitap okurken çok sıkılıyorum ve dikkatim dağılıyor. Telefonumu açıyorum. Şimdi şöyle dikkat dağınıklığını bir kere yenmek istemen lazım. Başta yenmek isteyeceksin yani. Hani mesela sigarayı bırakmak istemeyen bir adama sigarayı bıraktıramazsın. Dikkat dağınıklığını yenmek isteyen adamlara anlatıyoruz biz şu an. Sen yenmek istiyor musun Tonguç? Evet hocam. O zaman dikkatli dinle. Bir de böyle zor geometrik şekillerin aynısını çizmeye çalış. Mesela diyelim ki bu bir paradoks, tamam mı? Mesela bunun aynısını çizmeye çalış. Otur böyle. Ya şöyle yapayım de. Şöyle mi falan olmadı. Bir daha aynısına bakaraktan bazı cisimleri çizmeye çalışmak senin konsantrasyonunu uzun süre kullanmanı sağlayacaktır. Yani bazen o mimarlar çizim yapıyorlar ya mesela, evet, veya ressamlar. Onlar mesela çok dikkatli insanlardır. En küçük detayı yakalarlar. Aa orayı yanlış yaptım. Aa bura böyle derler. Neden? Çünkü sürekli olarak bir şeye odaklanma yeteneğini geliştirmişlerdir. Sen de mesela diyelim mimar mı olsam acaba ben? Olabilir. Eğer dikkat yeteneğini geliştirirsen mesela bu şekli aldın mesela böyle yaptın, böyle yaptın, böyle yaptın, böyle yaptın, böyle olmadı bir daha baştan şekilde çizmeye çalışırsan, bu veya buna benzer bazı şekilleri çizmeye çalışırsan zihnin bir jimnastik faaliyeti yapmış gibi gelişir Tonguç. Aynı zamanda gürültülü ortamlarda da ders çalışmalısın. Çünkü sen sınavda hep sessiz oluyor her yer. Evet. Bir yandan bir gürültü çıkarınca dikkatin dağılıyor. Dolayısıyla genellikle şöyle bir kanı vardır. Sessiz, sakin. Evet ben öyle türlü çalışamıyorum hocam. O doğru. Genelde öyle çalışmak lazım ama ara ara gürültü ortamlarda da ders çalışmalısın. Yani gidip atıyorum bir otobanın kenarında. Evet otobanın kenarında araba çarpar Allah korusun. Ama mesela bir kafeteryada mesela tamam böyle insanların sohbet ettiği, insanların birbiriyle çok konuştuğu bir yerde her şeyi herkesi unutup bir anda böyle kendi önündeki kitaba, kendi önündeki sorulara odaklanabilirsen emin ol sınavda gelebilecek herhangi bir gürültü senin dikkatini dağıtmayacaktır Tonguç. Allah korusun. Hocam ben sınavlara çok dikkat hatası yapıyorum hocam. Bunu nasıl geçebilirim? İşte bak onu anlatıyorum. Birincisi gürültülü ortamlarda ders çalışmalısın. Bak bunu söyledik. Gürültülü ortamlarda ders çalışmaya alışmalısın. İkincisi düzenli bir şekilde kitap okumalısın. Aynı zamanda da Tonguç az önce söylediğim şey garip şekilleri dikkatli bir şekilde çizmeye çalış. O anda beynin emin ol bir spor yapmış oluyor. Anlatabildim mi? Hocam. Bir de hafıza egzersizleri yapmalısın Tonguç. Ne demek bu hocam? Bu şu demek Tonguç. Mesela anlamını bilmediğin terimleri diyelim ki tarihte saltanat kelimesi veyahut da biyolojide mitokondri, Türkçe'de adıl. İşte hiçbir şey bilmiyorum. Bu söylediklerinde hiçbir zaman hiçbirini bilmiyorsun ya. Bunların anlamlarını öğrenmelisin okul yazısına çıkacak şekilde. Sonra bunları küçük kartlara yazıp ama birbiriyle ilgisiz olacak. Yani sadece tarihle alakalı değil. Sadece İngilizce ile alakalı değil. Bir tarih bir İngilizce farklı kelimeleri bir gün içinde ezberlemeye çalışırsan dikkatini toparlamaya başlarsın. Bir de tabii ki vitamin desteği almalısın Tonguç. Oha hocam nasıl yani? Bütün yani bir portakal kamyonunun önüne Bana değil ben diyecektim neyse. Pardon hocam. Bir portakal kamyonunun önüne ağzını açacaksın. Hayır böyle olmayacak da bunu kim çizmiş? Böyle olabilir mi hocam? Böyle olmaz. Annem sürekli her sabah bana portakal suyu içirmeye çalışıyor. Evet. Ben de sevmiyorum hocam. Ben genellikle sabahları içmek istiyorum hocam. Ne içmek istiyorsun? Çay içmek istiyorum. Hayır Tonguç. Birincisi çinko, B12, omega bunları aldığın zaman hafızanı daha iyi kontrol edip daha dikkatli bir şekilde konsantre olabilirsin. Sonuç olarak Tonguç, hayatta tabii ki seni oyalayacak, dikkatini dağıtacak şeyler vardır. Ama gerçekten önüne bir soru geldiğinde, bir sınav geldiğinde, bir halletmen gereken sorun geldiğinde aynı basket potasına basket atar gibi konsantre olursan, seyircilerin, taraftarlarının seslerini unutursan, tamamen potaya odaklanırsan basketini atarsın ve girer. Vay filmlerdeki gibi. Aynen. Yani. Hani böyle tam basket atarken böyle bir sessizlik oluşur böyle. Taraftar susar. Adam dup ses gelir ve atar ya. Hayatta da bazı olayları sınavlarda, testlerde, yazılarda tam konsantre olduğunda halledebileceğine inanmalısın Tonguç. Şimdi o zaman hemen ödüllü sorumuzu yapıyoruz. TonguçAkademi.com'da video bombardımanımız devam ediyor. Bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutma Tonguç. Bu videoya da like et. Sağ olun hocam.